Bu kart CRT bir monitörün anakartı. Bakalım bunda işe yarar neler çıkarabileceğiz. Şimdi şöyle bir göz atalım. Buradan güç girişi var monitörün. Şu kısım monitörün güç kaynağı. Yüksek gerilim transformatörü, flyback transformer ve yüksek gerilim devreleri. Görüntüleme fonksiyonlarını sağlayan entegreler. Şu iki tane entegreye de internet üzerinden baktım. Bunlar da EKR EPROM, yani elektriksel olarak silinebilen EPROM'lar. Burada gördüğünüz küçük dirençleri, küçük kondansatörleri, belki de transistörleri ve diğer bazı parçaları sökmeye gerek yok. Çünkü hem çok ucuza bulunabiliyor hem de söktüğünüzde harcadığınız efora değmiyor. O yüzden şöyle bir göz atalım neler var devrede. Buradaki flyback transformer, yüksek gerilim transformatörü bir işe yaramaz. Zaten yüksek gerilim ucu da kesilmiş. Yani bir monitör tamir etmeyeceksiniz, çok da işe yaramaz. Yarı iletkenler büyük ihtimalle işe yarar. Buradaki transistörler, şimdi ne olduğunu bilmiyorum, bakmadım henüz ama büyük ihtimalle FET'tir. Şurada da var bir tane. Gene bazı büyük kondansatörler, büyük ihtimalle bunlar yüksek voltaj dayanıklı kondansatörler, bunlar işe yarayabilir. Bobinler işe yarayabilir. Şurada bir bobin var. Entegre devreleri genelde internet üzerinden baktıktan sonra söküyorum. Hani işime yarayıp yaramayacağına baktıktan sonra. Güç kaynağında yüksek gerilime dayanıklı kondansatörler var. Bunlar işe yarayabilir. Soğutucular her zaman işe yarar. Burada bir iki tane özel diyot var. Bunlar da işe yarayabilir. Büyük dirençler eğer sökmesi kolaysa bunları da sökebilirsiniz. Ha, şurada bir tane de röle görüyorum. Röleler de işe yarayan parçalar. Onlar da sökülebilir. Bir giriş filtresi var. Çok kullandığım bir şey değil ama belki işime yarayabilir. Bunu da sökebilirim. Şimdi sökme aşamalarını göstermeyeceğim tabi. Bu devreyi söktükten sonra neler var bir görelim. Bakalım neler çıkarabiliyoruz. Aynı monitörün tüpün arkasındaki kısmı. Şurası tüpün arkasındaki konnektöre bağlanıyor. Buradaki entegreler muhtemelen yatay ve düşey saptırmayı sağlayan entegreler. Onlara da henüz bakmadım internetten ama yani bir monitör tamir etmeyeceksiniz. Ki bundan sonra tüplü monitör bulmak da çok kolay değil. Çok da işe yarayacaklarını zannetmiyorum. Ama gene de bir bakalım. Diğer parçalardan da çok fazla işe yarayacak bir şey görünmüyor. Belki şu yüksek gerilimli kondansatör işe yarayabilir. Öbürlerini kolayca piyasadan bulabiliriz. Bir de bu devreyi sökelim, sonra bunun da hangi parçaları çıkardığımıza bakarız. Bu da söküm işlemleri, bitmiş bornumuz. Burada da yanmış bir bölge görünüyor. Sanıyorum çok ısınıyormuş o bölge. İşe yarayacağını düşündüğüm parçaları söktüm.
Bu entegre ile ilgili bir veriye ulaşamadım. Ama büyük ihtimalle monitörün işlemcisi. Buradaki ekran reprom'ları söktüm. Bu STP9118'de saptırma işlemcisi. Daha önce de söylediğim gibi CRT monitörler artık kullanılmadığı için ve ben de pek tamir etmeyi düşünmediğim için çok da işime yarayacak bir şey değil. Transformatörler de özel üretildiği için bunları da pek sökmeyi düşünmedim. Bu da tüpün arkasındaki bir devre. Saptırma devreleri ve saptırma entegreleri de çok ilgimi çekmiyor. STP9269 ile ilgili de bir şey bulamadım. Onu da söktüm ama özenli olarak sökmedim. Yani tornavidayla çıkardım. Bir işe yarayacağını sanmıyorum. Stoğa da koymayacağım. STP9556 3 kanallı bir video amplifikatörü. Yine tabi CRT monitörlerde kullanılıyor. Pek işime yarayacağını düşünmüyorum. O yüzden sökmedim. İşte buradan alacağım bir termistör, bir soğutucu. Son olarak da çıkardığımız parçalara bir bakalım. Çeşitli bobinler. Çeşitli kondansatörler. Genelde yüksek voltajlı. Başka projelerde kullanılabilecek soğutucular. Bir adet güç girişi. ...12 voltluk bir röle, 10 amperlik. NTC'ler. Büyük dirençler. Aynı kılıfta 8 tane direnç barındıran. Hepsi de 4.7 kilo ohm olmak üzere. Bir direnç grubu. Kristaller. Sigorta. Çeşitli hızlı diyotlar. Schottky diyotları. Ve de burada da entegrelerimiz var. İşte ortada bahsettiğim ekareprom'lar. RF740 Power MOSFET. Başka bir Power MOSFET. STK0825. SC5387 yatay saptırma için kullanılan bir transistör. Yüksek hızlı anahtarlama uygulamaları için. TYP122 yine bir güç transistörü. NPN güç transistörü. Bu DVM1500 iki tane diyot içeren bir transistör kılıfına benzer bir kılıf. TO220'de içinde iki tane 1500 voltluk diyot var. CPF630, bu da N-channel bir FET. STK0765, bu da bir Power MOSFET. Şu entegrelere bir daha bir göz atalım. STV9302A dikey saptırma için kullanılan bir entegre. Bunlar da seri EEPROM çipleri. KM4C02-256K, KM4C08-1024K. Bunlar iki tel üzerinden haberleşebiliyorlar. Arduino ile birlikte de kullanılabilir. O yüzden bunları da saklayalım. Bu KA3842 de PWM kontrolörü. Genelde güç kaynaklarının ya da DC-DC çeviricilerin devrelerinde kullanılır. Muhtemelen işe yarayacak bir parça, bunu da saklayalım. Bir CRT monitörün sökümünden de elde ettiğimiz parçalar bunlar. Yüksek güçlü transistörler ve İşe yarayacak birkaç tane entegre. Ayrıca yine yüksek voltajlı kondansatörler. Yeni bir sökme videosunda buluşmak üzere.